8. Belki de en çok iç karartan noktalardan biri de şuydu. Kulübün ana hedefi lig şampiyonluğuydu ve Ali Koç bunu defalarca dile getirdi. Ancak Vitor Pereira önceliğinin Avrupa'da başarı olduğunu dile getirdi ve böyle bir çelişki Fenerbahçe'ye zarar verdi. Taraftarlar için de tepki unsuru oldu bu durum. Ta ki başkan Ali Koç sistemi eleştirinceye kadar. Bu da gerçekten kendi sistemine aşık olduğu için Vitor Pereira'nın eksi hanesine yazılan noktalardan biriydi. Haber Analiz'in yeni bölümünden herkese mutlu günler değerli izleyiciler. Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi de hüsranla sonuçlandı. Portekizli çalıştırıcı görevinden ayrıldı. Peki Vitor Pereira ikinci Fenerbahçe döneminde hangi yanlışları yaptı? Bugün Haber Analiz'de biraz liste bazlı bir içerik hazırladık ve Vitor Pereira'nın 10 yanlışını size aktarmak için karşınızdayız. Hadi başlayalım. Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmıştı Fenerbahçe ve daha önce 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira ile tekrar anlaşmıştı mevcut Fenerbahçe yönetimi. Her şey iyi gibiydi. İyi bir sistem yaratacağına inanılıyordu Vitor Pereira'nın. Aslında görüntüde de iyi bir kadro da vardı. Kanat bekleri takviyesi yapılsa belki Fenerbahçe şu an daha iyi bir noktada da olabilirdi. Ama iki ileri bir geri bir şekilde sezon başladı Fenerbahçe için. İşler pek de yolunda gitmemeye başladı. Özellikle Ekim ayında ve Ekim ayından sonra Vitor Pereira'nın koltuğu her geçen gün daha da tartışılır hale geldi. Peki Portekizli teknik adam en büyük yanlışları nerede yaptı? Birinci maddemizle başlayalım değerli izleyiciler. 1. Yıldız futbolcularla sorunlar yaşadı. Başta Mesut Özil ve Jose Sousa olmak üzere bu iki ismi sistemine adapte etme noktasında bazı krizleri yaşadı Vitor Pereira. Bazen Mesut Özil'i oynatmadı, Jose Sousa'ya uzun süre forma şansı vermedi ve işin sonunda eleştiri gelince Mesut Özil'i oynatmaya başladı. Bu kuşkusuz Vitor Pereira'nın oyuncularla alakalı en önemli sorunlarından biriydi. İkinci maddemize geçelim. O da aslında birinci maddeyle doğrudan ilintili bir madde. Pelkas'tan bahsediyoruz. Pelkas geçen sezon sadece Fenerbahçe'nin değil Süper Lig'in en faydalı oyuncularından biriydi. Ancak Yunan futbolcu Vitor Pereira'nın gözüne bir türlü giremedi. Elbette bunda geçirmiş olduğu sakatlığın da önemli ölçüde payı var. Ancak Vitor Pereira onu daha çok Avrupa maçlarında değerlendirdi. Bir türlü yıldızının barışmadığı isimlerden biri de geçen sezon Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu olan Pelkas'tı. Bu krizi de aşamadı Portekizli çalıştırıcı. Geçelim 3'e. Sistem konusunda ısrar etti. Üçlü savunma düzeniyle sahaya çıkan bir Fenerbahçe yaratmak istediğini hepimiz biliyorduk ve buna da saygı duyduk. Ancak bu sistemin işleyebilmesi için özellikle kanat beklerinin çok çok iyi olması gerekiyordu. Elbette Fenerbahçe yönetiminin de hocanın eline bir kanat bek transferi yapamamasının da çok büyük bir etkisi var. Ancak Vitor Pereira kendi sistemine bir süre sonra aşık olmaya başladı. Eleştirilerden ders çıkartmadı, kendi bildiğini okudu. Ta ki başkan Ali Koç sistemi eleştirinceye kadar. Bu da gerçekten kendi sistemine aşık olduğu için Vitor Pereira'nın eksi hanesine yazılan noktalardan biriydi. 4. Kadro istikrarı sağlanamadı. Fenerbahçe hemen hemen her maça farklı 11 düzeniyle çıktı. Belki sistem aynıydı ama oyuncular o kadar çok değişti ki birlikte oynama pratiği çok düşük bir Fenerbahçe izledik. Elbette sakatlıkların da etkisi var ama Fenerbahçe'de çok geniş bir kadro vardı sezon başında. Bunu iyi bir şekilde harmanlayamadı Vitor Pereira. 5. Futbolcular üzerinde otoritesi çok çok azdı. Futbolculara etki edemedi Vitor Pereira. Belki onları basın karşısında yem etmedi, hepsini korudu. Ancak sezon başındaki kampta bir türlü oyun sistemine entegre edemedi futbolcuları. Bazı futbolcular antrenman metotlarından da memnun değildi ve bu da kuşkusuz Vitor Pereira'nın eksi hanesine yazılan bir başka maddeydi. 6. Başkan Ali Koç'la iyi ilişkilere sahip olamadı. Ali Koç özellikle kötü sonuçlar ve Mesut Özil'le alakalı hocanın tutumundan sonra bir açıklama yapma gereği hissetti. Hem hocayı eleştirdi hem de sistemi eleştirdi. Aynı zamanda
koruyup kolladığı Mesut Özil'i de eleştirdi ve bu eleştirinin ardından Vitor Pereira sanki başkanın dediklerini uygularcasına bir sonraki maça dörtlü savunma düzeniyle çıktı. Mesut Özil'i de ilk 11'e koydu. Mesut Özil ilk 11'de gayet iyi bir performans sergilerken takımın sisteminin de gerçekten Ali Koç'un eleştirdiği kadar varmış denildi. 7. Burak Kapacak diye çok önemli bir potansiyel transfer etti Fenerbahçe. Ancak Portekizli çalıştırıcı bir dakika bile oyuncusuna şans vermedi. Aynı şekilde Steven Colker'ı istemediğini söylemişti sezon başı kamp döneminde. Yine onu bir şekilde test etmemesi eksi hanesine yazılan başka noktalardan biriydi. 8. Belki de en çok iç karartan noktalardan biri de şuydu. Kulübün ana hedefi lig şampiyonluğuydu ve Ali Koç bunu defalarca dile getirdi. Ancak Vitor Pereira önceliğinin Avrupa'da başarı olduğunu dile getirdi ve böyle bir çelişki Fenerbahçe'ye zarar verdi. Taraftarlar için de tepki unsuru oldu bu durum ve gerçekten geçen haftaya kadar bu çelişki devam etti. Mesela Vitor Pereira Konferans Ligi'nde başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi. Lig yönetimin hedefi benim, hedefim Avrupa dedi. 9. Fenerbahçe'nin kötü oynadığı maçlarda Vitor Pereira gerçekten çok enteresan açıklamalar yaptı değerli izleyiciler. Basının karşısında oyuncuları belki yem etmedi ama bariz bir şekilde kötü oynanılan ve kaybedilen maçlarda takımdan memnun olduğunu söyledi. Son maça dikkat etmenizi rica ediyorum. Son karşılaşmada Fenerbahçe sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş karşısında gerçekten 60-70 dakika kötü oynadı. Maçtan sonra Vitor Pereira böyle oynarsak, savaşırsak ileride iyi bir noktaya gelebiliriz diye saçma sapan bir açıklama yaptı. Bunu ilk döneminde de yapıyordu ama ikinci döneminde daha çok yaraladı taraftarı Vitor Pereira. 10. maddede aslında 9'la ilintili. Son maçta gerçekten kulüple dalga geçiyor gibi bir açıklaması ve tarzı vardı Vitor Pereira'nın. İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de oynatmadı, küstürdü. 90+3'te takıma gol lazımken, 2 dakika kalmışken 2 tane oyuncuyu değiştirip oyunu birdenbire soğuttu. Sanki bir puana ihtiyacı varmış gibi Fenerbahçe'nin. Maçın ardındansa yapmış olduğu açıklamalar gerçekten hem çelişik hem dalga geçer nitelikteydi. Ve işte yolun sonuna bu şekilde gelindi. Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi de hüsranla sonuçlandı değerli izleyiciler. Şimdi gözler yeni gelecek teknik adamda. Fenerbahçe ayağa kalkabilir mi buradan? Bu sezon için oldukça zor gözüküyor. Ancak gelecek sezon için gerçekten çok etraflıca bir karar alması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çünkü yönetimsel bazda da çok büyük eleştiriler söz konusu. Neler olacağını hep beraber yaşayıp göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.